Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomda evet beklenen an geldi. <laughs> Photoshop'tan Photoshop'a fırça nasıl yüklenir? Bunu göstermek istiyorum. İlk önce Photoshop'umuzu açtım ve BrushEasy diye bir site var. Burada hazır bir fırça var. Buradan indirmiş olayım. Siz de buraya işte Photoshop Brushes yazarsanız. Pack de olabilir. Brushes Pack. Bakın burada çok fazla seçenek var. İstediğinizi indirebilirsiniz. Ee, bazen bu arada onu da söylemiş olayım. Ee, burada yok mu acaba? Bir bakalım. Oh, yanlış yazdım. DeviantArt diye bir site var. Bu sanatçıların, çeşitli çizerlerin toplandığı bir yer. Çizdiği, yaptığı çalışmaları paylaştığı bir yer. Ve bazı çizerler, sanatçılar buraya kendi kullandıkları ya kendi oluşturdukları fırçaları koyuyorlar. Onlar da gerçekten çok işe yarar. Tavsiye ederim. Evet, burada mesela buradaki... Aaron Griffin Art diye bir sanatçı. Kendi fırçalarını kullanarak bu şekilde çalışmalar yapıyormuş. Bu arada en sevdiğim tarz. Ben bayılırım böyle şeylere. Oldukça da zordur. Bakın burada demiş zaten açıklamada. <laughs> Çok fazla işte istek alıyormuş. Ee, şu anki yaptığı çalışmaların fırçalarıymış bu. İşte istediğiniz gibi indirin demiş. Burada bakın burada indir butonu var. Burayı indirdiğiniz zaman buraya geliyor ve e, fırçaları indirmeye başlıyorsunuz. Evet demin çok kötü bir şey yaşadım. Yanlışlıkla içinde Photoshop dosyalarımın olduğu bir klasörü sildim. Ve aa, ama e, onları kurtarmaya çalıştım ama dosyaların hepsi bozulmuştu maalesef. Allah'tan yedeğini almışım. Yoksa ne yapardım bilmiyorum. Yani bir tanesini kurtaramadım. Videodan artık ekran fotoğrafı aldım. Yapacak bir şey yok. Bunun üstünden devam edeceğim. Diğerini de Google Drive'ıma yedeklemiştim nasıl olsa. O konuda rahat. Ama keşke silmeseydim Öyle bir anlık dalgınlığıma geldi. Sizin de var mı öyle yanlışlıkla sildiğiniz çok önemli bir şey böyle ne bileyim ödev olur. Büyük bir çalışma olur, iş için yaptığınız bir çalışma olur falan. Var mı öyle bir yalnız? Varsa da belirtirsiniz artık yorumlarda. Evet, klasörümüz indi. Ee, bakın, dosyamız burada. Şimdi bunu masa üstüne çıkarmam gerekiyor ilk önce ki gözümüzün önünde dursun. Tamam. Şimdi bakın burada ABR dosyası var. Bu Photoshop'un kullandığı e, fırça dosyasının uzantısı. Şimdi fırça yüklemek için yapabileceğiniz birden fazla yol var. Şimdi en kolayı şunun üstüne iki kere tıklıyorsunuz ve bakın hemen geldi. Bu kadar basit. Evet fırça yüklemek hiç bu kadar basit olmamıştı. Oo! <laughs> oh! <laughs> O fırçamız çok büyükmüş. Biraz küçültelim. Bayağı büyükmüş hem de. Neden bu kadar büyükmüş? Fırça yüklemek hiç bu kadar kolay, hiç bu kadar basit olmamıştı. Şimdi burada farklı farklı fırçalar var. Yine kocaman yaptık. Bunlar niye bu kadar büyük geliyor acaba? Sanırım bizim sayfamızın boyutu küçük. 300 dpi'de çalışıyorum. <laughs> Şu an öylesine bir sayfa açtım. Yani ya da şöyle de yapabilirsiniz. Bakın Free Brush Stroke Photoshop Brushes demiş. Tamam. Bunu silmek için de bunun üstüne basıp şuradaki çöp kutusu sembolüne bastığınız an silinmiş oluyor. Şimdilik sildim. Başka bir ikinci yöntemimize gelelim. Şuradaki küçük bir pencere gibi bir sembol var. Çizgiler var. Oraya basıyorum. Bakın burada fırçaları içe aktar diyor. Buna basıyorum. Fırçamız masa üstündeydi. Bakın burada da karşımıza çıktı. Yükle diyorum. Bakın yine geldi. Yine karşımızda. Karşımızda yine aynı fırçalar. Ee, başka bir yöntem değilse, Yok, şu şekilde siliyoruz. Başka bir yöntem ise bu pencereniz küçük diyelim. Şunu bir küçültelim. Şunu bir sili küçültelim. Ee, bunu aynı şekilde buraya sürükleyebilirsiniz de. Bakın yine geldi. Yani sürükle bırak, üstüne iki kere tıkla ya da buradan direkt yükle diyerek üç şekilde, üç farklı şekilde yükleyebilirsiniz. Ee, Sonra işiniz bittiğinde de bunu sürebilirsiniz. Evet. Bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda derslerimin devamını çekmeyi düşünüyorum. Ama buralar birazcık yoğunum. Umarım fırsat bulup da videoları sırayla atmayı başarırım. Ve aklımda ve telefonumda daha doğrusu o kadar çok video var ki hangisinin sıra gelecek, hangisinin sırayla şey yapacağım karar veremiyorum. Ödevlerden vakit bulup sırayla hepsini atmayı planlıyorum. Evet öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.